Merhabalar, Kaptan Işık kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere nişastalı ve bademli minnoş bir kurabiye tarifi vereceğim. Hem çok pratik hem de nişastalı her kurabiye gibi böyle kıyır kıyır şahane bir tarif olacak. Öncelikle 125 gram oda sıcaklığında cıvık bir halde olan tereyağımızı kullanacağız. Üzerine bir yumurta ilave ediyorum. Bir çay bardağı toz şeker kullanacağım. Çay bardağı ölçüm 120 ml'dir ve 2 su bardağı da nişasta kullanacağım. Su bardağı ölçüm 200 ml. Kullandığı nişasta ise mısır nişastası. Mısır nişastası kullanmanızı tavsiye ederim bu tarz kurabiyelerde. Şimdi bunları bir güzel karıştıracağız krema haline gelene kadar. Bir pakette vanilya ekliyorum bu arada. Ben önce spatula ile karıştırmaya çalıştım ellerim kirlenmesin diye ama baktım olacak gibi değil. Kolları sıvadım ve elle giriştim karıştırmaya. Karıştırıyorum. Burada işte tereyağının oda sıcaklığında olmasının avantajlarından biri olacak. Yoksa kurabiyelerimiz istediğimiz gibi olmaz zaten. Cıvık bir şekilde gördüğünüz gibi o 2 su bardağı nişastayı hepsini emdi, yedi ve böyle ele yapışan bir kıvamda şu anda. Ve diğer malzemelerimizi ilave edeceğim. 1 su bardağından 1 parmak eksik kadar un kullanıyorum. 1 paket kabartma tozu kullanıyorum. Önce bunları bir güzel karıştıracağım. Böyle hafif karışacak. Sonra da içerisine file bademimi ekleyeceğim. File bademi bu aşamada eklemememin nedeni yoğurma sırasında bademlerin iyice kırılmasını istemediğimdendir. Hafif böyle unla da karıştırdıktan sonra şimdi bir çay bardağı file badem ilave edeceğim. File badem bulamazsanız da çiğ bademi kaynar suda bir 10 dakika kadar bekletip kabuklarını soyabilirsiniz ve manuel bir blenderdan geçirdikten sonra içerisine ilave edebilirsiniz. Yani aslında ağza gelir bir badem tadı istiyoruz bu kurabiyenin içerisinde. Tamamen karıştırdıktan sonra artık kurabiye hamurum hazır. Gördüğünüz gibi hem az malzemeli hem de oldukça pratik bir kurabiye oldu. Şimdi bunu yağlı kağıt serilmiş tepsime dizeceğim. Yaklaşık 30 tane çıktı. Çok büyük toplar elde etmedim ben. Daha böyle 2 ısırışta bitirilebilecek kurabiyeler elde ettim. Yağlı kağıda dizdikten sonra önceden ısıtılmış 600 tayar 170 derece fırında pişireceğiz. Hepsi sayı olarak verdiğimde bu şekilde yaparsanız hemen hemen hepsi aynı büyüklükte olacaktır. Şimdi bu arkadaşlarımız fırına gidecek. 25 dakika kadar pişecek. Alt raflarına yerleştirin. Bunu unutmayın. Böylece daha güzel pişecektir. 25 dakikanın sonunda kurabiyelerim geldiler. Henüz çok sıcaklar. Çatladılar gördüğünüz gibi her nişastalı kurabiye gibi. Hafif şu anda eliniz aldığınızda yumuşak kırılır gibi ama soğudukça kendini toparlayacak. O korkmayın. Soğuduktan sonra kurabiyelerim üzerine benmari usulü erittiğim çikolatayı sıkıyorum. Yaklaşık bir paket yani 80 gram bitter çikolata kullandım ben ama siz arzu ettiğinizi kullanabilirsiniz. Benmari usulü eritme nedir? Çikolataları bir buzdolabı poşetinin ya da sıkma torbasının içerisine alın, ağzını kapatın ve kaynar bir su bardağı kaynar suyun içerisinde bırakın. Yaklaşık 5 dakika içerisinde zaten çikolatalar eriyecektir. Havluyla üzerindeki o nemi sildikten sonra ucunu incecik kesip videoda gördüğünüz gibi sıkabilirsiniz. Süs maksatlı üzerine çikolataların üzerine file badem yerleştirdim ve şu anda servise hazır. Gördüğünüz gibi çikolatalı file bademli nişastalı kurabiyelerimiz. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Şimdiden tarifi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olan arkadaşlara ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.